TV2 ekranlarına hoş geldiniz. Harika bir yayın sizleri bekliyor. Az sonra yayının ilerleyen dakikalarında önce ben size mutfakta çok küçük böyle bir şey yapacağım. Arkadan Ahmet Rasim Küçük Usta hocamız bizimle birlikte olacak. Konuları çok güzel, kaçırmamanızı tavsiye ederim. Özellikle şu mevsim geçişinde alerjiler, işte astımlar, sonrasında ne yiyelim ne içelim onlar. Sonra örüyoruz köşesinde bugün açıktan koyuya giden ipimizle tığ işiyle harika bir şal yapacağız. Sonra Yurdanur'la bizim nefis bir işimiz var. Çok güzel bir sıcacık 2020 modeli var. İster hediye yaparsınız, ister evinize yaparsınız. Yani böyle sonra sağlık konuklarım var. Ben şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen mutfağa doğru gidiyorum. Gideyim mi Erkan? Hazırız değil mi? Mutfağa doğru gidiyorum. Size ne göstereceğim biliyor musunuz? Bizim mutfaktaki bütün bıçaklar kesmiyor. Ben de evde çeşit çeşit bileylerim var. Bu bileyleme konusuna takığım birazcık. Bütün bileyleme aletlerimi getirdim. Bileyleme aletiniz yoksa nasıl yapacaksınız? Onu da göstereceğim. Gidiyorum mutfakta bileyleyeceğim ve bakayım bileylenmiş mi doğrayacağım. Hadi gideyim mutfağa ben. Efendim bundan sonra programın başında size deryalı fikirleri vereceğim. Ne varsa artık ne gelirse. Umarım hoşunuza gider. Birkaç tane şey bir de ekstra bir şey daha vereceğim. Onu şuraya alıyorum. Şimdi kendi bıçaklarımı evden getirdim. Bunlar dedim burada dursun. Ben bir şey yapacağım zaman dayanamıyorum. Kesmiyor. Şunlar kanalın bıçağı. Şunları ben evden getirdim, kanala bırakacağım. Şimdi çeşit çeşit bileğim var. Şu benim çok eski bir biley aletim. Bazılarınızda vardır. Bu biraz paslı gibi gözükse de çok güzel bileğiliyor. Ben şimdi onu alacağım. Alacağım. Bakın ben bunu evimde yaptığım bir şey bu. Dikkatli yapıyorum. Çocuklar varken böyle işleri yapmayınız. Bileci geldi. Çık Özge. Hışırtı gıcırtı mı şey oluyorsun? Çık dışarı. Git. Bir çay iç gel. Bakayım biraz yaptıktan sonra da hani bir deneme de yapacağım. Gayet iyi değil mi Sakine? Bakayım şu öbürünü de deneyeceğim. Elinize çok dikkatli yapın. Aa Sakine bak bak. Dün hiçbir şey kesmiyordu bunlar. Şimdi şunları bileyeceğim. Fazlalarını sonra Sakine ile yaparız. Bu böyle bir biley. Bir tane bileğim var. Bakın şurada bir biley taşı var. Şu biley taşı. Bunu da yine yurt dışından yine program için almıştım. Oralardan. Şöyle onda da böyle yapıyorsunuz. Ama şu her yerde çok olan bir şey vardır. Bileği alayım diye alabilirsiniz. Gördünüz mü? Eli uçuruyordum neredeyse. Şurada da bir kısmı var. Orada da böyle. Oradan da yapıyorsunuz. Hani daha büyük tırtıklar bir şeyler olduysa. Aslında şurada eli bayağı böyle bir geçiriyorsun buna. Şuradan bakın. Hani eli korumak için. Bak. Bir iki sizin yüreğinize ağzınıza getirdim Sakine. Nasıl? Güzel değil mi? Sakine de oradan bakıyor heyecanla. O var. Sonra bu var. Bu da biley taşı. Bunu da böyle koyuyorum. Hani bunu bazen şeyciler yaparlar. Nerede yaparlar? Böyle et kesecekler falan. Şöyle kasaplar. Heh. Evet. Dün burada çıldırdım. Hiçbir şeyi kesmiyor. Bakayım şimdi şuna. Bunun daha yapılması lazım. Ben şimdi o kadar uzatamayacağım. Bir tane de şöyle bir bileğim var. Bunu da nereden aldım bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Çok zamandır bunlar olan. Benim böyle bir bütün böyle aletlerin durduğu kocaman bir kutum var. Yani kanalda gösterilecekler. Bir tek şu benim şeyimde duruyor. Hani mutfak çekmecemde duruyor. Çok el altında. Demek ki en çok onunla rahat ediyorum. Bu da bileği demiri.
Vallahi bileyciler bana çok kızacaklar bizim işe de mi el attın diye. Aslında bileyciler mahalleleri dolaşıyorlar. Yakalayabilirseniz özellikle kasaptı. Kuaförlerin oralarda oluyorlar. Onlar çağırıyorlar. Arabası var. Arabayla gelen bileyici var. Arkada böyle dönüyor. Böyle yuvarlak bir şey var. Oraya koyuyorlar bıçakları ve makasları yapıyorlar. Bir tane Beyoğlu'nda vardı. Özellikle makas yapan bir usta. Oraya bir şey açılmış. Beyoğlu'ndaydı hemen. Bizim tiyatroya yakın bir yerdeydi. Ama gittim. Sakin ol. Bu da oldu. Valla bayağı şeydi. Benimkiler daha iyi evden getirdiklerim. Ama bazen bunlarda bir sorun olabiliyor. Yani durunca da mı körleşiyor acaba bilmiyorum. Kullanmadıkça da bakayım şimdi. Tamam bak. Bunları burada bırakacağım hani lazım olursa diye. Şimdi dünden beri bir yazı okuyorum. Onu doğrayacağım. Fakat market... Şunun buralarında hani pırasanın buralarında böyle sakalları deriz. Beyaz böyle saçları var. Daha uzundur bu. Kesmiş, burasını atmış falan. Halbuki ben onu öyle göstermek istiyordum. Maalesef olamadı. Şimdi şunu alayım havuçları ziyan etmeyelim. Şuraya koyalım bir şey de kullanırız onları. Pırasa ile ilgili çok kısacık hani kesmek için pırasa rahat olur. Kesiyor mu anlarız diye bakmak için. Pırasayı yaparken de 2-3 gündür hem yabancı hesaplarda hem bazı Türk hesaplarda pırasa ile ilgili tam da mevsimin meyvesi hocama da soracağım biraz sonra çok bilgi var. Çok bilgi var. Pırasanın faydalarına şöyle bir değinmek istiyorum. Arkadaşlarım çıkarttılar bana. Etkili bir ödem atıcı, idrar söktürücü, vücudu temizliyormuş, cildi parlaklaştırıyormuş ki ben çok severim pırasayı gerçekten. Damarları koruyormuş, kemikleri koruyormuş, sindirim sistemine yardımcı oluyormuş. Hakikaten haftada bir gün şöyle zeytinyağlı bir pırasa veya pırasalı börek o da çok güzel oluyor. Çok da yapar hanımlar. Yapar mısın sen pırasalı börek? Ben de çok severim. Annem de çok yapardı. Bakayım şimdi ben bıçaklara. Bak bu daha olmamış. Şunu güzel yaptım. Oo, güzel kesiyor. Bir dakika. Sakine en güzel bu oldu. Çünkü bununla uğraştım biraz galiba. Şimdi bakacağım. Mesela şu nasıl kesiyor? Bak. Hakikaten zorlanıyor bu. O zaman onu da ben şurada bir şeyden geçireceğim. Daha iyi oldu ama biraz daha istiyor. Şimdi bu bıçakta kanalın. Bakın şimdi onu göstereceğim. Yani inanın bak gitmiyor görüyor musun? Yani şey yapmıyorum. Şimdi bileği aletiniz yok. Aman nereden alacağım ben onu? Ama herkesin evinde bir porselen tabağı var. Tabağı çeviriyorsunuz arkasını. Gözge şimdi kulaklarını tıkayabilirsin. Şurası var ya tabağın burası. Hiçbir şey bulamadınız.